Duydunuz mu gençler? Baba, bana bak, hadi gene iyisin. Seni de gençler sıfatına soktum. Ali, Mavi'ye sürpriz bir doğum günü hazırlıyormuş. Artık seninle bana da böyle iç geçirip özenmeleri kaldı Eltim. Ay Safiye abla, ne iç geçirip özeneceğim ya. Tamam yani, benim kocişim öyle jest sürpriz insanı değil ama... Cemal abiye böyle kıyasla bir tık daha yontulmuş sanki. Teşekkür ederim Davş Hanım. Kız gerçi iyi bir şey mi dedin, kötü bir şey mi? Ben anlamadım ki. İyi bir şey dedim, aşkım benim. Ya babacığım, senin niye yüzün asık ya? Baksana, bugün uyuşturucu tezgahını kuranlar teslim oldu, aklandık. Bugün bizim en iyi günümüz. Ha, öyle değil mi oğlum? En iyi günümüz. Ah canım. Aa, Fazıl Bey'im, sen erken gelmişsin. Canım, bence senin bu hamleri olayını çok yanlış anladın. Kız bütün gün sokaktasın. Az dinlen, bebeğe zararı var. Aman, bebek olunca zaten her gün evde oturacağım. Şimdiden geziyorum, fena mı? Vallahi hayatımda gördüğüm en enerjik hamilesin ha. Hiç yorulmuyor mu Elmas Hanım? Hamile olmadığı için yorulmuyordur kızım. Ne? Ne? Ne diyorsun sen baba ya? Nasıl hamile? Dediğimi duydun oğlum. Bebek falan yok. Değil mi Elmas? Kız ben şu an şok. Hem de hiç olmadığım kadar büyük bir şok yani. Ben de şok Safiye. Elmas'cığım. Sendeyiz canım, buyur. Ay galiba gerçek ya. Baksana dondu kaldı kadın. Kalır tabii. Çünkü foyası meydana çıktı. Hepimizi kandırmış. Ulan nasıl bağladın bunu ya? Ama bunların hesabını vereceksin. Kurtuluşun yok. Şu ellerimi arkadan bir açabilsem. Susacaksın Halim, susacaksın. Hiç yolu yok, susacaksın. Babamlara hiçbir şey demeyeceksin. Kimsenin Cemal Göreski'yi bitirmesine izin vermem. Fazıl Bey'im, sen bunu nasıl öğrendin? Doktorundan öğrendim Elmas. Gidip bir teşekkür edeyim dedim. Ne de olsa hamile kalmanda ebeği var, değil mi? Ama bana hamile olmadığını, tedavi de bıraktığını söyledi. Sen şimdi bana çok kızdın değil mi? Ama ne olur, ne olur dinle beni. Ne olur dinle ya. Bak istersen beni kov, şimdi giderim. Ama bir kere dinle, ne olur dinle beni. Ay çok asilsin canım ya. Bunca yaptığın şeyden sonra bir de kal burada. Tamam, yalan söyledim. Ama kötü bir niyetim yoktu. Vallahi yoktu. Hata ettim, büyük hata ettim. Ama akşama vallahi itiraf edecektim sana. Ha, tabii tabii canım, mutlaka söylerdin. Hadi oradan be, yalan konuşma. Babam seni yüzleyince tabii, foyaların ortaya çıkınca mecburen böyle şekil değiştirdin. Sana bir evlat veremiyorum diye içim yanıyordu. Tedavi de işe yaramadı. Ben de köyden bir kız duydum. Hamileymiş ama doğurmak istemiyormuş. Gittim onunla anlaştım. Ona para verdim. Benim için doğur dedi. Ne? Ya ne diyor bu ya? Başkasının çocuğunu alacakmış, babama kendi çocuğu diye yutturacakmış bak. Ama yapmadım. Vallahi yapmadım. Dedim ki, Elmas ne yapıyorsun dedim. İnsan kocasına yalan söyler mi hiç dedim. Vazgeçtim. Sonra kadından paramı almaya gittim. Bir baktım yok. Dolandırmış beni. Bir de kaçmış. Çok iyi yapmış. Çok iyi yapmış sana müstahak. Neden? Çünkü dinsizin hakkından imansız gelir. Ya bırakın ya. Yalan ortaya çıkmasaydı gider başka bir hamile bulurdu bu. Niye böyle bir şey yapıyorsun Elmas? Çocuğumuz olmuyor diye.
Beni boşarsın diye korktu. Elmas, ben senden çocuk mu istedim? Bilakis sen istedin diye tedaviye başladın. Biliyorum, biliyorum. Ama aklına girdim ya bir kere. Heveslendin de. Yalan mı? Bebeğimiz olacak diye hayallerden kurdun. Sonra olmayacağını öğrenince üzülürsün. Beni konaktan kovarsın diye korktum. Bebeğin olmaması senin suçun değil ki Elmas. Takdir-i ilahi. Konaktan kovmak da ne demek? Yapmalısınız ama Fazıl babacığım. Göz göre göre yalan söylemiş size. Kovun gitsin bence. Ne olur Fazıl Bey. Affet beni ne olur. Çok pişman. Bak burada kalmak hiç umurumda değil. Ama senden uzak kalmayayım ne olur Fazıl Bey. Çok pişman. Affet beni Fazıl Bey'im ne olur. Bak Elmas. Her ne sebeple olursa olsun. Bana bir daha yalan söylersen, bir daha böyle bir gaflete düşersen, işte o zaman konaktan gidersin. Nasıl ya? Fazıl baba, affediyor musun yani sen şimdi bu kadını? Vallahi inanamıyorum baba. Baba, Allah aşkına yapma ya. Bırak şunu, timsah gözyaşları döküyor, gönder gitsin. Siz karışmayın. Bir hata yapmış. Hemen kapının önüne konur mu? Ya baba, peki tamam. Benim aklımın almadığı şu. Elmas Hanım, hadi sen bu planları kurdun kafanda. Peki o kıza verecek parayı nereden buldun acaba? Fazıl Bey bana bıraktı, evi sattı. Sakın o evin yerine sana başka bir şey vermem bekleme. Bu da sana bir ders olsun. Yok, yok. Vallahi de beklemiyorum, billahi de beklemiyorum. Sen beni affettin ya. Ya burada olmak umurumda değil. Evinde eksik olsun ya. Allah razı olsun senden Fazıl Bey. Allah bir kere razı olsun. Sağ olasın. Ama şimdi ben senin yüzüne bakmaya utanıyorum. Müsaaden olursa odama gideyim. Bir ev parası gitti ama olsun. Ben yine iki ağlamayla Fazıl Bey'i kandırırım. Yine koparırım ben ondan bir şeyler.